Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kullanılmış limonlarınız varsa sakın çöpe atmayın çünkü çok amaçlı temizleyici yapacağım. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi kullandığım limonları atmadım bir poşetin içinde beklettim. Şimdi iki tane limonum var. Limonlarımı kabuklarını soymadan kabuklu bir şekilde ufak ufak doğruyorum. Hem limonun içindeki asidik yapıdan faydalanacağız. Güzel bir yağ çöz ve temizleyici. Hem de çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi bütün limonlarımı ufak ufak doğradım. Bir tane sprey şişesine ihtiyacımız var. Böyle fıs fıslı e boş şişeniz varsa kullanabilirsiniz. Minik minik doğramış olduğum limon parçalarını fıs fıs şişemin içine ekliyorum. E çok güzel bir doğal temizleyici arkadaşlar. Eğer kimyasallara karşı bir alerjiniz varsa ya da kullanmak istemiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. E limonlarınızı atmayın. Aynı şekilde portakallarla da yapabilirsiniz arkadaşlar bu işlemi. Şimdi bütün limonlarımı fıs, fıs şişesinin içine koydum. İçine ekstradan malzemeler koyacağım. Malzemelerimin etrafa saçılmaması için bir huniye ihtiyacım var. Yarım yemek kaşığı çok fazla abartmadan karbonat ekliyorum. Karbonat kullanmasanız da olur arkadaşlar. Daha sonra bir yemek kaşığı kadar normal tuz, kaya tuzu olur, sofra tuzu olur tuz ekliyorum. Tuz aynı zamanda evdeki kötü enerjiyi de kovuyormuş arkadaşlar. Şimdi limonlarımın üzerine geçene kadar beyaz sirke ekliyorum. Ben temizli beyaz sirke kullanıyorum. İstediğiniz her türlü sir sirkeyi kullanabilirsiniz fark etmez ama beyaz sirke hem kokusuz hem de leke bırakma özelliği olmadığı için o yüzden e, beyaz sirke kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi şimdi su ekliyorum. Sprey şişesinin tamamını suyla doldurabilirsiniz. Benim şişem bayağı bir büyük olduğu için ben yarısına kadar doldurdum. Arkadaşlar çok azdı bulaşık deterjanını damlatıyorum. Böyle birazcık köpüklü olması için çünkü biz temizlik yaparken köpüğü seviyoruz. Şimdi tekrar su ekliyorum. Daha sonra çalkalayarak temizliklerinizde kullanabilirsiniz. Bu karışımı arkadaşlar aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Çünkü çok amaçlı temizleyici yaptık. İsterseniz yer silerken temizleme suyuna ekleyebilirsiniz. İsterseniz toz alabilirsiniz. Evinizin her yerini Bununla gerçekten temizleyebilirsiniz. Tezgahınızı temizleyebilirsiniz. Duşakabin de çok etkili. E, duş başlıklarında çok güzel parlatıyor. Aynı zamanda içine ekstradan kaya tuzu koyarsanız ovalayarak da temizlik yapabilirsiniz. Yani ovaladığınız zaman çok güzel leke çıkartıcı oluyor. Şimdi ben toz alıyorum gördüğünüz gibi. Aynı zamanda çok güzel bir parlatıcı olduğu için ankastrelerde yani inokslarda camlarda her yerde kullanabilirsiniz. Bütün beyaz eşyalarınızı gri eşyalarınızı bununla silebilirsiniz. Mutfak dolaplarını özellikle tezgahınızı silebilirsiniz. Lavabolarınızı bu şekilde arkadaşlar her yeri temizleyebilirsiniz. Özellikle su lekeleri oluyor böyle insanın canını sıkan bu musluk başlarında. Onları da böyle tertemiz yapıyor. E zaten mutlaka biliyorsunuzdur ki limon çok güzel bir parlatıcı. O yüzden limonu arkadaşlar atmayın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bütün malzemeler bir araya geldiği zaman da çok güzel bir leke çıkartıcı oluyor. Eğer çamaşırınızda leke varsa lekenin üzerine püskürterek birazcık bekledikten sonra yıkayabilirsiniz. Lekeyi de çıkart çıkartır. Her yerde çok etkili. Evet arkadaşlar, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.